Arkadaşlar, takı tasarım atölyesinden herkese iyi günler. Bugün gerçekten Türkiye'de tesbih üzerine en çok sorulan sorulardan biri nedir diye sorarsanız, düğüm gizleyen nasıl takılır? Düğümün ucu nasıl takılır? Püskülü nasıl takılır diye sorularla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Biz atölye olarak da gerçekten genelde bu sorularla ve bu tamir konularıyla uğraşıyoruz. En sık rastlanan. Ve biz de takı tasarım atölyesi olarak böyle bir video yapıp gerçekten faydalı olma açısından sizlere sunmak istedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle düğüm gizleyen çeşitleri şu şekilde, bakın elimde görmüş olduğunuz gibi bu teneke ve içe doğru bükülen düğüm gizleyen tek parça. Bir böyle vardır arkadaşlar. Bir de şu şekilde üstten sıkıştırmalı düğüm gizleyenler vardır arkadaşlar. Bunlar daha serttir. Ve bunun birkaç çeşidi daha vardır. Bugün iki tanesinin nasıl olacağını size göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar şöyle söyleyelim. Şu an elimdeki, ilk başta şundan başlayalım. Elimde diyelim ki tespihimizi dizdik arkadaşlar. Sonuna kadar geldik. Sonuna kadar geldiğimizde şöyle, hani üçgen malzememiz vardır mesela. Bunu öncelikle takıyoruz. Bunu taktık. Sonra nereye geldik? Bu şekilde. Bu şekilde tespihimizi taktık ve şu an düğüm gizleyen takmaya hazır vaziyette. Lastik misine dediğimiz, lastik misine eğer varsa, ki bakın öteki yine takı tasarım atölyesinde lastik misine nasıl dizilir diye aynı şekilde videomuz var. Oradan da bakabilirsiniz ama bu videomuzda sadece ve sadece en çok sorun olan düğüm gizleyen nasıl takılır, özellikle ona vurgu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ilk başta şöyle yapıyoruz. Misine ise eğer, misine lastiklerimizi şu şekilde iyice çekip, çekmemizdeki maksat arkadaşlar, özür diliyorum ve tekrarlıyorum. Çekmemizdeki maksat misinenin incelmesi ve şu delikten daha iyi geçebilmesi, rahat geçebilmesidir. Çektikten sonra ucunda kalan şu şekilde kalınlıklar vardır, hani uzatamadınız. Onları kesiyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde elimizde tuttuktan sonra düğüm gizleyenimizi alıyoruz arkadaşlar. Ve iki deliğin içinden, pardon, iki misineyi bir deliğin içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu şekilde geçirmiş olduk. Ve bunu şimdi lastik misine ise eğer dibine kadar dayıyoruz. Şu bit dediğimiz bu malzememiz illaki lazım oluyor arkadaşlar. Bu malzemeyi temin edelim. Bu malzeme çünkü tabii ki bağlanarak da olur ama eğer bu malzeme varsa tespihinizin ucu hiç yamuk olmadan dümdüz aşağı doğru bakacaktır arkadaşlar. 1 milimlik bit, sıkıştırma bit diye, eğer ki bujitirici malzemelerinden isterseniz onlar size verecektir. Sarı veya beyaz olması önemli değil. Zaten düğüm gizleyenin içinde kalacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde elimize alıyoruz arkadaşlar. Yine nasıl hani düğüm gizleyenin içinden geçirdiysek, bunun da şu şekilde içinden geçiriyoruz. İç ucunu tutup şöyle serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Serbest bıraktık ya. Eğer lastik misine ise bu, ne yapıyoruz? Yani şu anki yaptığımız malzeme ise hafiften, çok hafif böyle. Yani şu şekilde çekmiyoruz. Çok hafiften çekiyoruz. Çünkü lastiğin zaten uzama payı vardır hafiften. Çekip yani tam dayandığı anda, bakın şu bit dediğimiz malzemeyi bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Zaten esnek bir malzemedir. Zaten sıktığınız gibi sıkar ama sağlamdır. Ve ondan sonra arkadaşlar şu şekilde tırnak makasımızla veya herhangi bir makasla 1 milim kadar kalacak şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Ve ondan sonra bu bitimiz vardı yani. Bu şu an eğer ki kenarlar buralara bakarsa olmaz. Niye? Kapanmaz çünkü. Bitimizi şöyle çeviriyoruz. Ve bu şekilde
Kapatıyoruz arkadaşlar. Ve şu an tespihimizin düğüm gizleyeni hazır olmuş vaziyete geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ötekine geleceğim şimdi sıra. Evet, öteki düğüm bizliğimize geldiğimizde de arkadaşlar diyelim ki tespihimizi dizdik. Bu şekilde 33 tane, 2 tane yani ipe dizdik pardon. Ve bu şekilde ucunu bakın eğer ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki ipiniz geçmiyorsa bunu da vurgulayayım burada. İpiniz diyelim ki bir tane imamiden geçiremiyorsunuz. Tek delikli bakın imamidir. Bu şekilde geçiremiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şu şekilde hafiften geri çekiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakıp hemen buraya hemen monte ediyoruz arkadaşlar. Bunu tek ip yapıyoruz yani. Şu an yapışmadı. Tabii yapışmayabilir. Bir kere daha yapalım. Bir kere de olmayabiliyor bazen. Bakın bu şekilde ne yaptım? Kaplamış olduk yani. Bir daha yapalım arkadaşlar. Aynı zamanda kameraya baktığım için biraz tabii sorun yaşıyorum ben de. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın birbirine yapışmış durumda. Ve şimdi bu şekilde geçiyoruz. Çok daha rahat geçiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Bunu kesinlikle bu şekilde bağlamıyoruz. Yani iki düğüm yani bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak yamuk yumuk durur. Bu bağlama tekniği geçen yani öteki videolarımızda göreceksiniz. Kuka bağlama tekniğinde var. Biz bunu arkadaşlar şu şekilde bağlıyoruz. Yani iki ipi bu şekilde geçiriyoruz ve düğümü sıkmıyoruz arkadaşlar. Bakın sıkmıyoruz. Ta ki nerede sıkıyoruz? Şu şekilde tutuyoruz. Şuradan elimizle şurayı tutup bakın. Diyelim şuradaki ara var ya arkadaşlar. Hani düğüm attığımız ara. Şuradan tutuyoruz şu imamın şurayı. Bu şekilde çekiyoruz. Sonuna kadar dayandıktan sonra da elimizle şu şekilde imameden şöyle kaydırıp bu şekilde sıkmıyoruz bakın. Yine sıkmıyoruz. Dibine kadar dayayın arkadaşlar. Bolluk kalmayacak diye korkmayın. Dayayın ama sıkmayın. Baktık diyelim ki bu şu ara yeterli değil. Misal. Bunu şu şekilde çekebiliriz. Mesela diyelim ki aramız çok mu geniş oldu? Sıkmadığımız için şöyle geriye doğru çekiyoruz arkadaşlar. Geriye doğru çekiyoruz. Düğümden tutup hemen aramız bakın bu şekilde oluyor. Eğer şunu soracak olursanız arkadaşlar, düğüm gizleyeni taktığımızda yani tespihin ölçüsünü ben nasıl alabilirim? Şu boncuk yani bazıları der ki çok fazla arkadaşlar ara açık işte elime gelmiyor. Kimi de der ki ya bu çok bol şey olmuyor ya bir türlü böyle mesela pot durur şu şekilde durur arkadaşlar canlanmaz. Bunun ölçüsü de şudur arkadaşlar. Her tespihte değişir ama nasıl değişir? Kiminde 1 santimdir, kiminde 2 santimdir. Fakat şöyle bir hemen pratik bilgi vereyim arkadaşlar. Eğer ki tespih tanelerimizin boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Her tespihin ara boşluğu kendi tespihinin boncuk ölçüsü kadardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Misal. Bakın şu an bu ölçümüz. Bakın şurada. Bu ölçüyü hiç bozmadan buraya getirirsem. Aynı bunun kadar oldu arkadaşlar. Yani ölçü her zaman budur. Bunu unutmayalım. İcabında şöyle de olabilir arkadaşlar. Buraya bir kıskaç da bağlayabilirsiniz. Mesela ölçü olarak. Mesela mandal gibi o uyacak bir şekilde bir obje de olabilir. Ama zaten göz kararı şudur arkadaşlar. Sıktık, baktık, ölçümüz tamam. Hemen ne yapıyoruz? Bu şekilde geriye doğru dayadık. Dayadıktan sonra ne yapıyoruz? Yine tekrar kesiyoruz. Tabii ben tırnak makasıyla kesiyorum ama siz isterseniz makasla kesin. Yani şöyle elinde tırnak makası olduğu için. Sonra ucunu şöyle yakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde toparlıyorum bunu bakın. Niye? Düğüm gizleyen takacağım çünkü. Ve düğüm gizleyenimizi de bu şekilde önce elimle şu şekilde getiriyorum. Ve elimle hafiften bastırıyorum tutması için. Sonra geliyorum arkadaşlar. Düğümü içine alıyorum. Bu şekilde sıkıyorum. Düğümü de bağlarken
İpin kalınlığına göre değişir arkadaşlar. Eğer ki düğümünüz, ipiniz ince ise 2 veya 3 tane aynı şekilde atın. Ama ipiniz kalınsa mesela benimki gibi, o zaman ne yapıyoruz? Bir tane düğüm yeterli oluyor. Tabii ki bu boyutlar düğüm cizgisinin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de değişebiliyor. Onlara da dikkat edelim arkadaşlar. Zaten bu işlemimizden sonra arkadaşlar geri kalan püskül takımımızı da zaten halka takıp takıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ne gördük? Düğüm gizleyen, bir tane düğüm gizleyen, yani şu düğüm gizleyen şu şekilde açarsak zaten halkayı taktığımızda arkadaşlar bu daha açılmıyor. Bu şekilde içine bir tane bit sıkıştırdık ve koyduk. Ve bunda da ne yaptık? Üstten kapama yaptık. Birkaç çeşit daha var arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoda onu da sizlere anlatacağız. Tesbihlerin sağlam olması için de yine şöyle bir şey söyleyeyim. Lastik misina dediğimiz şu misina. Öteki videolarımızda göreceksiniz bakın. Aktaş, pardon. Takı tasarım atölyesi yazarsanız orada göreceksiniz. Lastik misina dizimi diye mesela. Oradaki videomuzda bu ipten var. Ve bu lastik misina, emin olun ve güvenin, kopar diye zannetmeyin. Neredeyse en az 1 sene, en hor kullanan için 1 sene ve şu an hala yapıp da 2,5-3 senedir kullanan müşterilerim var dersem bana güvenin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de takı tasarım atölyesinden düğüm gizleyen nasıl takılır konusunu işledik. İnşallah faydalı olmuşuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki görüş ve önerilerinizi bize yazarsanız, yorumlarınızda belirtirseniz veya şurada eksik oldu, şurayı keşke daha belirgin yapsaydınız, daha belirgin anlatsaydınız diye böyle sorularınız varsa veya beğenmeyebilirsiniz. Beğenip beğenmeme butonlarımız var. Oradan da arkadaşlar bizi bilgilendirebilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler olsun efendim.